Hi guys, bro. Hi guys. Evet hocam. Evet, şimdi ikizkenar ve eşkenar üçgen soru çözümündeyiz. Hayır, görünmüyorsun. Kamer şöyle. Hayır, Hüseyin görmüyorsun. Tabii iki, şu an yanında iki tane Hüseyin var. Konu anlatımında birinci Hüseyin vardı. Konu soru çözümünde de ikinci Hüseyin var. Hüseyin, sen konu anlatımına yetişmedin. Evet hocam. Ama soru çözümünde de kalmak için hala şansın var. Evet, yemek yemeye gitmiştin. Evet, yemek yemeye gitti. Aferin. O zaman birinci soruyla başlayalım mı? Başlayalım hocam. Şekilde ABC'nin ne olduğunu söylüyor. Üçgen. Üçgen olduğunu söylüyor. Diklik var. Evet. Sıkıntı var mı? Yok. A, B eşit AC. Ne anlıyoruz bundan? İkizkenar. Yani A ile A'yı görmezden geçsen B açısı kime eşitmiş? B. B açısının tamamı C ile aynıymış. Evet. Doğru mudur? E madem ikizkenarsa AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitse AC'de ne var? X artı 2. O zaman burada da ne olmalı? X artı 2. Sıkıntı var mı? Yok. Peki az önce anlattım ama burada tekrarda fayda var deyip bir daha bahsetmek istiyorum. K 2K burası K kök 5 formüldür. Burası 2 kök 5. Evet. Burası 2. Burasını tahmin edebilir miyiz? 1. Y desek Pisagor'dan çözer buluruz. Ama benim size tavsiyem bak mesela 2 olduğunu düşün. 2 kök 5 mi? Evet. O zaman burası kaç olmalı? 4. 4. Bak Pisagor'dan yapacağız 4 çıkacak yine. Evet Pisagor'dan yapacağız yine 4 çıkacak. 2 kök 5'in karesi. 20. 2'nin karesi artı. Y'nin karesi. Burası 20 mi? Evet. Burası 4. Burası y kare doğru mu? Y kare 16 eşittir y kare. Y'yi buradan yine ne bulduk? 4. Bu özellik bilmeden Pisagor'dan bulduk ama az önce K'ya 2 kan mantığından da yine aynı cevabı bulduk mu? Evet. Getirdim 4'ü yazdım. Sıkıntı var mı? Yok. Peki sizce bu özel üçgen midir? Özel üçgendir. X'e kaç verelim mesela? 2 verelim. Evet. 2, 4, 2 kök 5'i sağlar mı? Sağlamaz. 4 olur. Kök 5 kalsın. Ama 3'ü verin mesela. 3, 4, 3 artı 2, 5 mi? Evet. O zaman aradığım x değeri kaç? 3. Cepte midir? Cepte. Evet. Anlaşıldı. Uzun uzun çözmüyoruz. Hep özellik bileceğiz. Şimdi geldim diğer soruya. Açı ortay var, diklik var. Bakın. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay. Açı ortay var, yükseklik var. Garanti ne olmalı? İkiz kenar üçgen olmalı. Yani buradan gelmiş, şöyle gitmiş, iki eş parçaya bölmüş. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman bu tarafla bu taraf birbirine ne olmalı hocalarım? Eşit olması eşit olmak zorunda. Burası 10 ise buranın tamamı kaç olmalı yine? 10 olmalı. Şurası 90 değil mi? Evet. 90. 90 gitmiş iki eş parçaya mı bölmüş? Bir dik üçgende 90 gitti iki eş parçaya böldü. Demek bu da ona eşit mi olacak? Evet. O zaman bu uzunluk 6 ise muhteşem üçlü gereği bu da 6. Bu da ne olmalı? 6. Şeklin çevresini istiyor. 10 artı 10? 20. 20. 12 daha? 32. İşte bu. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Üçüncü soru gelsin mi? Gelsin. Şeklin bir ne olduğunu söylüyor? Paralel. Yani bunlar paralelmiş. Bu buraya paralel. Bu 3 ise bu da ne olmalı? 3. 5 ise ne olmalı hocalarım? 5. 5. Kim kime eşit? AB. BC'ye eşitmiş. İkiz kenarmış. Evet. Peki ikiz olmayan kenar AC mi? Evet. İkiz olmayan kenar üzerinden bir noktadan kenarlara giden paralellikler toplamı ikiz kenarı vermez miydi? Evet. Böyle 3 bir paralel. 3 artı 5, 8. O zaman buraya kaç kaldı? 3. O zaman buraya kaç kaldı? 5. Peki başka nereyi biliyoruz? AC'yi kaç biliyoruz? 12. 12 biliyoruz. Ne istiyor benden? Çevre. Şeklin çevresini istiyor. O zaman 8 artı 8? 16. 16. 12 ile topla gel. 28. 28. İstenilen şeklin çevresi ne olur hocalar? 28 olur. Okey? Evet. Özellikle bu. Paralelliklerin toplamı kenara veriyor. Hatta ben bir daha yazayım. İkiz kenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerinden giden paralellikler toplamı bir kenara verir. Melike'cim hoş geldin. Ben onu düşünüyorum ya. Yalancısın. Bak süre işliyor burada. İnternete atacağız biz bunu. Ha şu an şey mi oluyor? Evet şu an YouTube'a atacağımız videonun tam ortasına geldi. Başlangıcı ben yaptım. Hem de nasıl yaptım biliyor musun? Ha guys bro dedim. Ama kapayacağım dedi kapayacağım buraları. Neden? An olarak kalsın. Paket bence miyiz? De paket olduk ya. Yarın öbür gün Yıldız Tekniği kazanırsan. İnşallah. Hocalarım şimdi ABC'nin ne olduğunu söylüyor? Üçgen. Üçgen. İki kenar birbirine eşit bir üçgen mi? Evet. Uzunluğu kaç tabanı? 14. 14. Peki ikiz kenar üçgende inen diklik iki eş parçaya bölmez mi? Evet. O zaman şuradan bir diklik indirmeye çalışacağım. İndirdim. İki eş parçaya böleceksen bu 7 ise buraya kaç kalacak? 7. 3. Peki üç dikmeden dikme öklit değil mi? Evet. Pembe uzunluğa ne diyelim? H. Öklit'in şu formülünü hatırlatmak istiyorum. Hamburgerin karesi patates kızartması vardı ya hani. Evet. H kare eşittir. P çarpı K. O zaman H kare eşittir. 3 çarpı 7. 3 çarpı 7. 21. H eşittir 21. kök. 21. 20. Sıkıntı var mı?
Şimdi şurada minik bir üçgen. Sorunun küçük çizilmişliğinin azizliği diyelim arkadaşlar. Şurada bir pembe üçgen var. Hipotenüsü ne kadar? X. X kare eşittir. Yerden yükseklik h. H'ı ne biliyoruz? Kök. Karesini alınca? 21. Artı yataydaki yol? 3'ün karesi? 9. Topla gel. 30. O zaman her iki tarafın kare kökünü alınca x buradan ne gelecek hocalar? Kök 30. Cepte midir? Cepte. 5. soru gelsin. Gelsin. Şimdi ağırlık merkezini şu an için görmedik, bilmiyoruz, varsayalım. Ağırlık merkezini şurada bir anlatmak istiyorum. Bir üçgende kenarı ortalayan doğrular nerede kesişir? Ağırlık merkezinde. Ağırlığın toplandığı merkez diyoruz biz buna. Hocalarım, y'nin iki özelliği var. Gittiği kenarı ikiye böler, gittiği kenarı ikiye böler, gittiği kenarı ikiye böler. Doğru mudur? Doğru. Ve k'ya 2k oranı vardır. Kenara yakın yer neyse yukarısı bunun iki katıdır. Sıkıntı evet. Var mı? Yok. Şimdi başlıyorum. Madem y'nin özelliği gittiği kenarı ikiye böler, o zaman gitti burası 9, 9 mu oldu? Evet. Peki kenar ortay var mı? Bakın y, a, k'yi bir daha yazıyorum. Evet. Kenar ortay var mı? Var. Var. Açı ortay var mı? Var. Garanti kim vardır? İkiz kenar üçgen vardır. Evet. O zaman burası 90 ise burası da ne olmalı? 90. Çünkü yüksekliğin de olması gerekiyor. Evet. Peki 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı 9, 12. 15. Peki 15 var mı? Var. 9 var mı? Var. Kime ihtiyacım var? 12. Yani burası A ise burası kaç A'dır? 2A. 3A eşittir 12 ise hani az önce bahsettiğim K'ye eşittir 4. A'yı 4 bulurum. Evet. 2A'yı soruyor bana kaç olmalı? 8. 8. Evet. Hem ağırlık merkezi hem ikizkenar bir arada varsa, pardon, hem ağırlık merkezi hem açıortay varsa ikizkenarlık vardır. 6. soruya gelelim mi? Gelelim. Hocalar diklik gelmiş mi? Evet. Kenarı 2'ye bölmüş mü? Evet. YAK'yı bir daha yazıyorum. Yükseklik var mı? Evet. Bakın var. Kenar ortay var mı? Var. Garanti ne olmalı? Açıortay. O zaman nasıl bir üçgen? İkizkenar. İkizkenar. Eşkenar olmuyor mu? Hayır, açılara bu kadar yorum yapamıyorsun. Peki, madem diklik şuradan gelmiş, sağlı sollu her şeyi ikiye bölmüş. Burası kaç? 20. 20. Burası kaç olmalı? 20. 20 olmalı. 12. 20 kaç üçgeni bak? 12, 3. 16, 4, 5. 4 katı 20. 4 katı 16. 4 katı kaç? 9. 4 katı 12. O zaman burası kaç olacak? 12. 12 olacak. Doğru mudur? Doğru. Soru benden nereye istiyor? TC. Yani? 12. Der ve geçeriz. Ooo, gelişti bir şey de. Evet. Hakikaten Caner geldi şu an. Caner hoş geldin. Hoş bulduk. Caner sesini aldık videoya. Şu an video alıyor biliyor musun? Ve hoca kesmeyecekmiş bana. Evet, bir kesmeyeceğim. Caner YouTube'a düşün. Caner benim en sevdiğim öğrencilerden biridir. Çılgınlar gibi geometri çözer. Kötü yola düşmüş gibi YouTube'a düştü dedi. Şimdi hocalarım, bu tarz sorularda gizli ikizkenarlık bulacağız. Şuna A dersen bu da ne olur? A. Şuna B dersen bu da B. Hüseyin buraya bak. Ya bir şey. İki iç bir dıştan burası ne olur? A ile B'nin toplamı? A artı B. Şöyle bir rengini değiştirelim. Hep pembe. Şimdi soruyorum size. Şu açıda ne gördünüz? Artı 2 artı. Ama sadece şu minik açıdan bahsediyorum. A artı. Tamam. A artı B var. Çizmeye çalıştım. Burada ne var? A artı B. A artı. X kenar değil mi? Evet. Açılar eşit. O zaman bu 10 ise buranın 10 olması için X'e kaç kaldı? 2. Çok basit olarak. Tamam. Şuradan en sevdiğiniz öğrencileri de söyleyin de hocam duysunlar. Hüseyin. İkincisi. Hüseyin. Ha, üçüncüsü. Caner. Dördüncüsü. Aşk olsun. Ay, dörde şey kaldım. Dört, üçten sonraki birinci demek ama. O da ayrı bir olay. Sondan birinci. Oo, biraz idrak etmekte zorlandım. Şimdi hocalarım, açı ortay var normal mı? Diklik var mı? Bak şimdi Y, A, K. Şimdi şeyi duymadık. Caner'i duymadık. Video oynatınca duyacağız. O zaman inşallah kötü bir şey dememişsiniz. Açı ortay var mı? Var. Diklik var mı? Bak, açı ortay yüksek. O zaman kim olmalı? Ve nasıl bir üçgen olmayı Hüseyin? İkizkenar değil mi? İkizkenar olmalı. Çok güzel. Şuradan yolluyorum. Yolladım. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olmalı. Niye? Her şey simetrik. Bakın. Dur. Yukarısıyla aşağısı birbirine simetrik. Cepte midir? Evet. Değil galiba. Cepte. Peki bu 9 ise bu parçada ne olmalı? 9. Şurada temel benzerliği görmenizi istiyorum. 4 ise 8. 4 ise buranın kaç olması lazım? 8. Neden? Bir kişi 4 lira harcıyorsa 2 kişi ne kadar harcamalı? 8. Topla gel. 14. Topla gel. 17. Kafamı evet. Karıştırıyorsun sen benim ya. Böylelikle 8 tane soruyu bitirmiş olduk. Sıradaki gelsin. Evet, gelsin. Gelsin mi? Şekil 1 ne? Üçgen. X kenarlık var mı? Var. Bakalım.
DE, DC eşit ama üçgen olmamış. Yani iki eşitlik var mı? Üçgen değil. Başka? Heh, şimdi yakaladık. AB kime eşit? BD'ye. AB, BD eşit. Bak buradaki olayı iyi takip edin. AB kenarına giden diklik ne kadar? 6. Buraya giden diklik 6 ise buraya giden diklik ne kadar olmalı? 6. O zaman BD'ye gelen diklik de ne kadar olmalı hocalarım? 6. Peki soruyorum. Diklikten A'ya yol kaç? 2. Ortak olan B'leri görmezden gelin. Diklikten A'ya giden yol 2 ise diklikten D'ye giden yol? 2'dir. O zaman burası ne olmalı? 6, 8, 10. Çok güzel. Özel bir üçgen mi çıktı yine? Evet. 6, 8, 10. Yapıştır onu. Özel üçgenleri seviyorum ya, uğraştırmıyor. Aynen de öyle. Açıortay var mı? Var. Diklik var mı? Var. O zaman ne olmalı? Çok güzel. Şekli şuradan tamamlamak için. Bakın ok demek gidiyor demek, durmuyor. O zaman sen de bunu bu şekilde devam ettireceksin. Alakasız bir tamamlama oldu ama idare edin gençler. Şuradan tamamladığımı düşünün. Bak açıortay gelmiş, ikiye bölmüş. Silin onu ya. Beğenmedim. Hüseyin sen istersin, ben yapmaz mıyım? Tamam şimdi. Şöyle birazcık çevireyim. Hüseyin bir önceki aynı çizdim ama. Yaprak sesi geliyor lan. Şimdi şuradan ikiye böldüğümü düşünün. Hani ikizkenar üçgende inen diklik her şeyi ikiye bölerdi ya. Hı-hı. Doğru mudur? Şunlar eşitti. Buradaki mantık da o zaman bu kenar şuraya eşit mi oluyor? Evet. Bunu görmenizi istiyorum. Şu parça da şuna mı eşit? Hı-hı. Var mı sıkıntı? Devam edelim o zaman. BD. Kimi 17 vermiş? BD. BD nerede? Heh. Bu 17 ise mecbur bu da ne olmalı? 17. Peki temel benzerliği görmenizi istiyorum. Orta taban değil mi bu? Evet. Yani iki kişi 24 mü harcamış? Evet. O zaman bir kişi ne harcamalı? 12. Benden doğru istiyor zaten. Lütfen lütfen dersteyken telefonlarınızı sessiz alalım. Beni uğraştırdınız sonra. Aynı anda. Vodafone'da değil mi? Evet evet Vodafone. Şimdi şekil bir ne? Kenar. Kaç tane özelliği var? İki. Birincisi bütün kenarların eşitliği. İkincisi açıların eşitliği. Evet. Bütün açılara ne yazacağız? 60. 60. 60. Buraya kaç kaldı? 45. Açı, açının yanında kenar ne yapacağım? İndireceğim. 96 kök 2 gördüyse x kenar dik üçgense? 66'yı mı gördü? Evet. Bu tarz sorularda tehlike vardır, topla tuzak gel. Vardır. Hayır, 92 a'yı görüyorsa 30 neyi görür? Ay. 60. Ay. A kök 3. Yani 6 sayısı kime eşit oldu? A kök 3. Tam sayıyı kökün içindeki sayıya bölün. Kaç? 2. Kök 3'ü bir daha yapıştır. Bilinmeyeni bulmuş oluyorsun bu şekilde. A sayısını 2 kök 3 buldum. Benden kaç tanesini istiyor? 2 tanesini. Çarp 2 ile? 4 kök 3. Var mı şıklarda? Adana. Eşkenar üçgen mi? Evet. Eşkenar üçgen. Özel olarak bir ikizkenar mı? Evet. Parça parça dikliklerin toplamı toplam dikmeyi vermez mi? Evet. Yani 2 kök 3'te 3 kök 3 bu bir özelliktir. Topla gel. 6 kök 5 kök 3 var. 5 kök 3. Peki şekil bir eşkenarsa bütün açılara ne yazacağım? 60. 60 yazacağım. O zaman burası 60. Kaç oldu? 30. 60 neyi gördü? 5 kök 3'ü mü? 30 neyi görür? 5. 90 neyi görür? 10. 10. Bize 5'i istiyor. Bizden 5'i istemiyor. Bizden DC uzunluğunu istiyor. DC'nin şu parçasını bilmiyoruz ama bulabiliriz. Şöyle ki 62 kök 3'ü görüyorsa 30 neyi görür hocalarım? 2. 90 neyi görür? 4'ü. Peki soruyorum sana. Bir kenarı kaç bulduk? 10. 10. İkisi buradası, geriye kaç kaldı? 8. 8. Yani 5 şuradan şuraya yol 5 ise burası da 3'tür. Benden de eksi istiyor. Cevabım kaç olacak? 8 olacak. O var şimdi. 2 tane 60 var mı? Evet. 3. 60'ı yapabilmek için şekli şuradan tamamlıyorum. Şuraya kaç yazacağım? 60. 60. Mecbur burası? 30. Buraya kaç kaldı? 90. Eşkenarın bütün kenarları eşit değil mi? Hı. 90 2 a'yı görüyorsa 30 a. a'yı. Eşkenarın bir kenarında ne var? 2 artı 9. Diğer kenarında ne var? A artı 13. Çözelim bunu. 13'ten 9 çıkın. Hı. 4 mü buldum? Sıkıntı var mı? Hı. 4 kere 2? 8. 8 artı 9? 17. Eşkenarın bir kenarı 17 ise diğer kenarında ne olmalı? 17. 17. Bununla alakalı çözümlü örnek çözmüş. Sıkın dişliğinizi gençler, az kaldı. Basitmiş. Kim eşkenar? DC. Ne yazacağım? 60, 60, 60, 60, 60. 60, 90 ne kaldı? 30. Sıkıntı var mı? Eşkenarın her bir kenarına 2A demek istiyorum. Değil. Niye? 90 neyi gördü? 2 artı 20. 20 artı 2A. 30 bunun yarısını mı görecek? Evet. O zaman 20 artı 2A'nın yarısı 10 artı A değil mi? Evet. 10 artı A kime eşit?
4 artı 2. Çözelim bunu. A'yı buradan kaç buldun? 6. Getir yerine yaz. 6 kere 2. 12. 4 daha. 16. 30, 16'yı gördüyse 60. 16 köküç. Yine özellik gereği 16 köküç. Kim eşkenar? ABC. ABC eşkenarsa o zaman inen dikme iki eş parçaya mı böler? Evet. Şuradan şuraya diklik yolluyorum. Peki bu 60, burası kaç olacak? 30. Burası da tekrardan? 60. Peki şu açıyla 15'i toplayınca kaç ediyormuş? 30. Geriye kaç kaldı? 15. İkiz kenar mı oldu? Evet. İkiz kenarsa iki kenar eşit. Bu 4 köküse bu kenarda kaç? 64 köküçü gördüyse 30? 4. 90? Şuradaki ikiz kenarı görmenizi istiyorum. İki iç bir dıştan. 15'te 15'i toplayınca 30 ediyor çünkü. Ayşegül kaçtı sanki hoca. Yok hocam, anladım ben. Şeklin ne olduğunu söylüyor. Eşkenar. Kaç tane özelliği var? 2. Birincisi? Açılır eşit. Yazıyorum 60. 60. 60. 60. 90. Pardon. 90 ile 60. 68 köküçse 30. 16. 90. Cepte mi? Hı hı. Peki 90'a 2A verirsem 30'a ne vermeliyim? A. Eşkenarın bütün kenarı eşit değil mi? Evet. Sanırım 3 soruda da aynı kazanımı sormuş. 2A artı 4 eşittir. A artı 16. 16. A buradan ne geldi hocam? 12. 12 2 ile çarp. 24. 4 daha ekle. 28. Yani bir kenarı ne oldu? 28. Bir kenar 28 olması için kaç 20. kaldı? 20. 20. Değertiririz. Çok kolay ya. Geçmiş olsun. Bunlar çok kolay. Caner, bir şey söylemek ister misin? Yok. Bu arada en uzun videomu çektim. Az önce 10 dakikaydı, şu an 17 oldu. Kuru bitti mi? Bitti. Hocam bir bay bay pro deseydik ya. Hadi de. Caner gel beraber. Caner demişse utandım, ben de demeyeyim. Hadi Hüseyin, kapanış videosu. Kapanış bitti sen. Arkadaşlar. Geomail'i takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone. Kanalıma abone olmayı. Beğenmeyi, yorum yap unutmayın. Bye bro. Geometri çizmeyi.